Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 16. haftasının 5. videosundayız. ÖSYM benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk. Dörtgenler sonrasındaki bu videoda da test 5'in çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası şöyle bakıyoruz bulamadık bulduk bakalım. 152 ve 153'teki test 5 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ABCD dik yamuk denilmiş ve ABC eşkenar üçgeni olarak söylenmiş. O zaman şu 60 burası da 60 ve şuraya da bir 60 derece yazayım. 12 ise burası da 12. E, o zaman şu kısım da 12 değil midir? Evet. Bir işime yarayacak mı kısım yarayacak tabii ki. 60 ise bak burası da 30. 30 90 ise dik yamuk olduğundan burası da 60 oldu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı hop şurası 6 olacaktır. Burası da 6 köküç olacaktır. Benden A, B, E, D yamuğunun alanı isteniyor. A, B, E, D. Yani bak dikkat et. Büyük yamuğun değil. Şuradaki yamuğun alanı isteniyor arkadaşlar. İşte bunu bulmaya çalışacağız. Hocam buradaki yamuğa bakacak olursak alt taban belli. Yükseklik belli. Bir tek ne eksik arkadaşlar? Üst taban eksik. E bu üst tabanı bulmak için bir hamle yapmamız lazım. Şurada da bir oran verilmiş sanki. Bu oranı da kullanalım. EF uzunluğu K BF uzunluğu 3K verilmiş. EF'ye K yazalım. Burası 3K olsun. Aa hocam burada kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 3. Bak şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran 1'e 3 verilen her bilgiyi kullanacağız. E 1'e 3 ise o zaman 3'te 1'e burası 4 yapar. O zaman yukarısı 6 ise burası 2 yaptı. Şimdi bu yamuğun alanı alt taban 12 üst taban 2. 12 artı 2'den 14 çarp yükseklik böl 2 bana alanı verecektir. O zaman 6 kere 7 42 kök 3 yapar cevap. Yani cevap birinci soruda denizli oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. ABC'de deltoid denmiş. İşte AD ile DC birbirine eşit verilmiş. Tamam şunlar birbirine eşit verilmiş. AB ile BC de birbirine eşit verilmiş. Valla arkadaş deltoid denildiyse bunlar birbirine eşit verildiyse şunların eşitliği verilmek zorunda değildi. Demek ki ÖSYM'de vermiş ki ben de bu şekilde yazmışım soruyu. Sonra burada bir oran verilmiş. Burası 9K ebenin uzunluğu da 4K olarak verilmiş. Ebenin uzunluğunu yazdım. DE uzunluğunu da yazıyorum. 9K diye yazdık böyle. AC'yi kaç vermiş? 24 vermiş. AC 24. Hocam deltoidde köşegenler dik kesir. Aynı zamanda ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani burası 24 ise bunlar 12, 12 oldu mu? Oldu. Alan ABCD'yi de 312 olarak vermiş. Hmm. Bir delta eğitim. Daha doğrusu herhangi bir dörtgenin alanı, köşegenler dik kesilen herhangi bir dörtgenin alanı nedir? Köşegenler çarpımının yarısıdır. Yani 13K çarpı sonra 24 bölü 2 eşittir 312'dir. Hocam buradan şunlar şunlar sadeleşse burası 12 yaptı. E o zaman burada K'yı falan bulabileceğiz galiba. Şununla şunu çarpımı kaç yapıyor? Galiba 2 yapıyor K arkadaşlar. Şu 12 ile 13'ü çarptığımız zaman K buradan 2 gelir. Büyük ihtimal 2 gelir arkadaşlar. Evet işlemi yapın. Bu 12 ile 13'ün çarpımı çarpı 2 bize neyi veriyor arkadaşlar? 312'yi veriyor. K 2 bulduk. Tamam. K 2 ise o zaman burası 18 oldu. Burası da kaç oldu? 8 oldu. Şimdi delta ötün çevresi isteniyor. E yapacağımız hamle belli. Hocam burada bir pisagor bağıntısı. Burayı buluruz. 12'nin karesi artı 18'in karesinden bulmayalım. Ortak çarpandan gidelim. 12 ve 18'in e ortak çarpanı 6. 6 çarpı 2 burası. 6 çarpı 3 burası. O zaman burası da 6 çarpı kare içinde Diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 4 artı 9. Yani burası kaç yaptı o zaman? 6 kök 13 yaptı. Hocam aşağıdakinde de bir pisagor yapalım. 12 ve 8'deki ortak çarpan bu sefer 4. 4 çarpı 2 burası. 4 çarpı 3 burası. O zaman burası da 4 çarpı kare içinde 2 ve 3'ün kareleri toplamı. 4 artı 9 yaptı. Burası da 4 kök 13 mi yaptı? Evet çevresi 6 kök 13, 4 kök 13, 4 kök 13, 6 kök 13. Yani 20, 10 kök 13, bu da 10 kök 13. Topladığımız zaman da 20 kök 13 yaptı. Yani ikinci soru balı kesir çıktı arkadaşlar. Geldik 3'e. ABC'de eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Hemen açı da verilmiş. Açı 110 sa direkt burası U kuralından dolayı karşılıklı kenarlar paralel ya. 110 ise 180'e tamamlayan açısı 70 dereceyi yazdık burada. Eyvallah. Sonra hatta burası da 70'ler hatta bunun tamamı 110'dur. ADE de bak eşkenar üçgen olarak verilmiş. Hocam ADE eşkenar üçgen. Şu eşitleri şöyle yazayım. Hatta eşkenar üçgen şekil karışık ya şöyle tırtıklayarak göstereyim. Eşkenar üçgeni şöyle göstereyim. Şimdi bu eşkenar üçgen burası da 60 derece mi? Evet. Tamam. Ee, şu bir eşkenar dörtgende bir kenar çift çizgi. Hocam burası da burası da burası da ara ne çıktı burada? Bak iki kenar çıktı. Evet şu üçgende ikizkenar çıktı. Tepe açısı kaç derece? 130 derece. 180'den 130 çıkart. 2'ye böl. Yani 50 bölü 2'den buraları kaç derece yapıyor? 25 derece 25 derece yaptı. E hocam şu bir eşkenar üçgende bunun tamamı 60'dı. Yani x artı 25 eşittir 60 ise x'i de böylelikle 35 derece olarak buluruz. Yani cevap 3. soruda denizli oldu. Geldik 4. soruya. Ali bir silgi ve özdeş iki kalem ile masanın üzerinde şekildeki gibi bir görüntü oluşturmuştur. ÖSYM bunu şöyle bir şey bir direk vardı. Direk tam ortasından kırılmış şeklinde yapmış, sormuştu. Ben de bunu iki özdeş kalem şeklinde sordum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu şekilde bir şey oluşturmuş. Burası 10 yani buradaki ucun buraya silgiye olan uzaklığı 10. Burası da 2 birim olarak verilmiş. Kalemlerden birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada karşımıza bir dik yamuk çıkmadı mı? Evet çıktı. E dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Dik yamukta ne yapıyorduk? Hop şöyle dik dörtgen oluşturup dik üçgen oluşturuyorduk. Hocam burası 2 ise burası da 2 oldu. Burası olsa burası da 10 oldu. Şuraya bir A dersem bu özdeş değil mi? Özdeşleri kullanacağız. Hocam A artı 2 ise burası da A artı 2 yaptı. Al sana Pisagor. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 10'un karesi deyip işlem işlem işlemle A'yı bulabilirsin. Ama kardeşim düşün hisset yani ne yapacaksın burada bir kenara 10 olan hangi özel üçgen var? 6, 8, 10 değil. Hipotenüs 10 olsaydı evet belki doğru olacaktı. Onun e, hislerimiz arasına koyacaktık ama dik kenarda 10 olan öyle bir üçgen bilmiyoruz. Özel üçgenleri düşündüğümüz zaman dik kenarda 10 olan ne var? 5, 12, 13'ün 2 katı var değil mi? 5, 12, 13'ün 2 katı nedir? Hocam burası 10 ken değil mi? Şurası 10 ken. Acaba burası 26, 12'nin 2 katı. Burası da e, pardon 24. Burası da acaba 26 yapıyor mu? A yerine 24 yazarsam burası da 26 yaptı. A'yı dolaşıyla 24 bulduk. A benden ne isteniyor? Kalemlerden birinin uzunluğu. Bak A istenmiyor bizden. Cevap 24 değil. Tamamı isteniyor. Yani kalemlerden birinin uzunluğu A artı 2 isteniyor. Yani cevap kaç yapar? 26 yapar. Dolayısıyla cevap Cihan oldu. Geldik 5. soruya. 5. soru da güzel bir soru arkadaşım. Ee, buradaki 5. soruda da ben bir Televizyon sorusu vardı hatırlarsanız. Televizyonda şu e, ekranın üstüne üzerine bir şey koyuyorlar. Dantel koyuyorlar. E, ha televizyonun üzerine dantel koymuşuz. Danteli aşağı doğru sarkıtmışız ha. E, burada bu kapağı böyle çekmişiz. Aynı mantıkta çözülebilen bir soru. ÖSYM de kendini tekrar seviyor. O yüzden farklı bir tarzda karşınıza getirdim. Aynı mantıkta çözülebilen bir soruyu arkadaşlar. O yüzden bu soruya da lütfen dikkat edin. Şekil 1'de bir dolabın iki kapağının önden görünümü verilmiştir. Dolabın kırmızı kapağı sağa ve sola doğru hareket etmektedir. Evet şurada kırmızı kapak sağa ve sola hareket etmekteymiş. Şimdi dolabın kırmızı kapağı bu hareket etmişti, etmekte. Tamam okuduk onu devam. Kırmızı kapak sağa doğru biraz hareket ettirilip şekil 2'deki konuma getirilirse kare şeklindeki aynanın yarısı gözükmektedir. Bak şurada böyle getirdiğin zaman bir miktar getirdiğin zaman şöyle ne olmuş? Kare şeklindeki dolabın yani şuradaki aynanın yarısı gözüküyor. Yani şu bir köşegen mi arkadaşlar? Yani sen burada arkada gözükmeyen kısmı hani biz katlamalarda ne yapıyoruz? Hep eski haline geri açıyoruz değil mi? Böyle üstü kapanan şekillerde de eski haline geri aç. Bu şekildeyken ne oldu arkadaşım? Çekil 2'deyken hocam bu tam köşegen yarısı böyle gözüktüğü için yarısı gözükmediği için tam köşegen konumunda oldu. Sonra Kırmızı kapak 2 birim sola hareket ettirilerek. Evet ben bunu bu sefer 2 birim sola hareket ettireceğim. Bak 2 birim sola hareket ettirdiğimde. Yani bu ne demek? Önceden kapağımız buradaydı. Şöyleydi. 2 birim sola hareket ettirdiğimde de şekil 3 oluştu. Şurası oluştu. 2 birim sola hareket ettir ettirildiğinde de aynanın görünen yüzeyin alanı 16 birim kare artıyor. Bak şimdi. Şuradayken Buradaki alan 16 birim kare artıyor. Yani bu ne demek? Ayna şuradaki alanı 16 birim kare diyor sana. Şurası 2 birim açtığımız zaman. Tamam şimdi ben bunu kullanacağım. Şekli biraz büyüteyim. Buna göre aynanın alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şekli biraz daha büyüteyim. Daha net bir şekilde gör sorunun çözümünü. Arkadaş burada da ne yapıyoruz? Hop eski haline geri açıyoruz. Hocam burası 2 verilmiş bana. Şimdi bu dolabın bu kapağı geriye doğru çekildi. Burası ile burası aynı kapak değil mi? Zemine her ikisi de dikey değil mi? Yani şunlar ne? Birbirine paralel değil mi? Evet. Yani şuradaki açımız kaç derece arkadaşım? 45 derece. E burada açımız da 45 derece. Şunlar birbirine paralelse yönde dolayı burası da 45 yaptı. Burası da 45 yaptım yaptı. Şu ikiyi kullanmak zorundayım ben. Hocam bu ikiyi nasıl kullanacağım? Şuradaki iki şuradan da dik çizebilirsin. Şuradan da dik çizebilirsin. Fark etmez. Dikdörtgen oluştu. Burası da 2 yaptı. Yani burası kaç yaptı? 2 kök yaptı. Hocam aynı mantıktan dolayı şurası da 45 ya. E burası da 2 dikdörtgenden dolayı şöyle. Burası da 2 burası da 2 burası da 2 kök yaptı. Şimdi alanı kaç artmıştı arkadaşlar? 16 birim kare artmıştı. Yani şuradaki alan 16 birim kare diyor. Dikkat et şu alan ne? 2 45 45 90 çıkan 2 ise burası da 2. Aynı şekilde 2 2. 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2 artı şuradaki da 2 çarpı 2 bölü 2 artı Hocam şurada kalan ne? Buraya da a diyecek olursam 2 çarpı a değil midir? 2 çarpı a eşittir 16 değil mi? Evet. Hocam şunlar gitti şunlar gitti. 2 2 4 yaptı. E o zaman 2 a eşittir 16 eksi 4'ten 12'ye eşit oldu. A'yı da böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Evet a 6. Hocam burası 6 ise bak dikkat et burası 6 ise burası da 6 oldu. Ve burada da 45 45 90 üçgeni var. 6'yı kökkeye böleceğim o zaman bunlar 3 kökkiye 3 kökke oldu. Şimdi dikkat et 3 kök 2 burası. 2 kök 2 de burası. Karenin bir kenarı kaç oldu? 5 kök 2 oldu. Bizden karenin alanı isteniyordu. 5 kök 2'nin karesi. Yani kaç yapıyor arkadaşım? 50 yapıyor. Evet böylelikle cevabı 50 bulduk arkadaşlar. Güzel bir soru. Yani cevap böylelikle çıktı? Denizli çıktı. Gerçekten hoş bir soru ama dantelli soruyu da çözmeni isterim. Dantelli sorudaki gibi aynı mantık sadece dolap bu şekilde. Öbüründe şu şekilde bir dantel vardı arkadaşlar kare. Sonra ikinci şekilde de şöyle aşağı doğru gelmişti. Bak mantık aynı. Alan şu kadar artmış diyordu. Burada da alan bak şuradaki kısım kadar arttı. Alttaki kısım şuradaki kısım kadar arttı. Tamam mı? Mantık aynı. Ve bu soruya çevirdim ya bu soru benzeri gelebilir. Çünkü ÖSYM kendini tekrar çok seviyor. O yüzden son 5-6 yılın ÖSYM benzeri sorularını mutlaka mutlaka çözün arkadaşlar. Beşinci soru denizli oldu geldik altıncı soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce kısa kenarları şakışacak biçimde çekil birdeki gibi şu buraya gelmiş arkadaşım. AB boyunca ok yönünde. Sonra yani sen bunu buraya attın. Yani bu kısa kenarlar çakıştıysa o zaman şunlar birbirine eşit midir? Evet. Sonra bunu da böyle yukarı doğru şey yapmışım. Sonra AB yönünde ok Bu AB boyunca ok yönünde. Sonra da dikdörtgenin kenarına paralel olan CD doğrusu boyunca şekil 2'dek gibi ok yönünde. Sonra da dikdörtgenin kenarına paralel olan EF boyunca da e, şekil 3'dek gibi ok yönünde. Bunu böyle yaptık. Böyle yapınca burada da şey oldu. Sonra bunu da böyle yaptık arkadaşlar. E sonra ne olmuş? Son şekilde oluşan dikdörtgenlerin alanları A, B, C, D olarak verilmiş. Buna göre başlangıçta kullanılan kağıdın A, B, C ve D türünden ifadesi nedir diye soruluyor. Geriye doğru açılım yapacağız arkadaş. En son bu e, böyle katlanmıştı. O zaman ben bunu şu şekilde geriye doğru açacağım. Bunu geriye doğru açacağım. Şöyle geriye doğru açtım. E o zaman burada kalan B ise burası B. Çünkü bu bunun simetri. Bu da bunun simetri. Burası da değil mi? Evet. Şunu hallettik mi? Geriye doğru açmayı. Evet. Bu yukarı doğru katlanmıştı. Şimdi aşağı doğru açacağım bak. Şu kadarlık kısmı yukarı doğru katlanınca burası oldu. O zaman bunu şöyle aşağı doğru açacağım. E hocam burası ne oldu? C. Burası D. Burası da D mi oldu? Evet. Sonra bunu da hallettik. Bu böyle katlanmıştı. Bunu da öbür tarafa doğru açacağım. Öbür tarafa doğru açınca da şöyle bir şey olacak. Arkadaş burası A, B, B. Hemen şöyle gösteriyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar simetriklerini alıyoruz. Burası B, B A şeklinde simetriği. Bunun simetriği bu, bunun simetriği bu, bunun simetriği bu. B, B, A olacak. Burası D, D C olacak. DDC olacak. Burası da D, D, C mi olacak arkadaşlar? Evet. Şimdi bakıyoruz o zaman kaç tane şey var arkadaşlar? A'dan kaç tane var? A'dan. Şöyle bakacak olursak bir iki tane var. Eyvallah. 2 tane A var. Artı B'ye bakıyoruz. Hocam 1 2 3 4 değil mi? 4 tane B var. Başka B var mı arkadaşlar? Yok. O zaman 4 tane B'yi yazıyorum. Sonra artı C'ye bakıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane C var. 4 tane C var. Artı bir de D'ye bakıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de D var arkadaşlar. Bir de 8 tane D yazınca cevabı ne buluruz? Edremit olarak buluruz arkadaşlar. Evet böyle bir soru da böyle kağıt katlama ile ilgili soruyu da ÖSYM genelde ALES'te, KPSS'de falan sordu. Kendini böyle tekrar ediyor. İşte KPSS'de sorduğu böyle soruları ya da ALES'te sorduğu soruları böyle ÖSYM'de karşımıza çıkar, çıkarabiliyor. O yüzden bu soruyu da e, zaten o sene şeyde de sormuştu. O yüzden o tür soruları da burada zaten paylaşıyorum size. Haberiniz olsun. E, bu mantıkta soru yine çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü ÖSYM bu tür soruları seviyor. Zor mu? Değil arkadaşlar. Gerçekten kolay bir soru. Altıncı soru Edremit oldu. Geldik yedinci soruya. Düzgün çokgen sorusu. Şimdi formülü vermiş. Kaçgen olursa olsun. Ben formül verirse de dış açıdan gidiyorum kardeşim. Şekilde birer kenarları ortak olan düzgün ongen. Düzgün ongenin ilk önce dış açısını bulayım. 360 bölü 10'dan dış açısı 36 yaptı hocam. Dış açısı 36 derece ise iç açısı 144 derece yapar. Bir de düzgün altıgen var. 360 bölü alttan 60 burası burası da 120 çıktı. Bak şimdi şu köşeleri ortak şöyle. Birer kenarları ortak diyor bak ortak tamam mı? Ee, burada eşitleri de yazmak çünkü iki tane ya da 3 tane birkaç tane düzgün çokgen kullanıldığında bu eşitleri mutlaka mutlaka yaz. Hocam düzgün altıgende şurada da eşitleri yazınca şöyle A ne çıktı karşımıza? Burada bir ikizkenar çıktı. Şimdi dikkat et. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Düzgün ongenin bir iç açı açısı da 144 derece. Hocam 144'ten 120 çıkartırsam burayı bulurum. Yani 24 derece bulurum. İkiz kenarlık çıktı. 180'den 24 çıkart. 156. 2'ye böl. 78. 78 çıktı. Ve bu açının tamamı da 144 olduğundan yani x artı 144. E, x artı 78 özür dilerim. 78 eşittir 144 olduğundan. X de böylelikle kaç çıkıyor arkadaşlar? Sanırım 66 çıkıyor. Galiba sanırsam galiba. Evet işlem hatası yapmadıysam. Cevap böylelikle 7. soruda denizli oldu arkadaş. Geldik bir sonraki soruya. Evet yerden yüksekleri aynı olan 4 çividen ikisine uzunluğu 40 cm olan bir telden yapılan kare. Evet 4 çividen ikisine 4 çividen ikisine e, uzunluğu 40 cm olan bir telden yapılan kare. Uzunluğu 40 santimetre ise o zaman bu bir tanesinin kenarı telin tamamı 40 santimetre. Bir kare ikisine şöyle bir kare takılmış arkadaşlar. Diğer ikisine uzunluğu 40 santimetre olan telden yapılmış bir eşkenar dörtgen. Hocam bu da aynı şekilde. 10 10 10 10 Tamam. Şimdi yüksekleri aynı olan 4 çividen ikisine bu şekilde bir şey yapmış. Eşkenar dörtgenin zemine yakın olan ee, burada 4 çividen ikisine 4 çivi var ikisine. Yerden yüksekleri aynı olan 4 çividen ikisine uzunluğu 40 santimetre olan bir telden yapılmış kare. Diğer ikisine de yerden yüksekleri aynı ya. Tamam. Diğer ikisine de bu bu şekilde takılmış. Eşkenar dörtgenin zemine yakın olan kenarı karenin zemine yakın olan karenin e, kenarından 2 santimetre daha yukarıdır. He. Zemine olan uzaklığı şurası. Bunun zemine olan uzaklığı neresi arkadaşlar? Şurası. Şimdi karenin ki zemine bu eşkenar dörtgeninden 2 santimetre daha yakınmış arkadaşlar. Daha yukarıdaymış bu. Eşkenar dörtgen. Şurası daha yukarıdaymış. Yani burası A ise bu ne demek? A artı 2 demek değil midir? Evet. Şimdi böyle tavana bir şey asıldığında ya da böyle yukarıdaki çiviye bir şey asıldığında zemine olan uzakları çok önemli. ÖSYM bunu çok kullanır arkadaşım. Şunun zemine olan uzaklığıyla bunun zemine olan uzaklığı eşit değil midir? Evet. O zaman bunu kullanacağım. Hop şöyle. Buradaki zemine olan uzaklık şöyle A artı 10. Hocam burası da A artı 10 olacak. Değil mi? A ne çıktı burada? A artı 2'si buradaysa buraya kaç kaldı? 8 kaldı. O zaman 8, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. Burası da 90 derece. Eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. E buradaki yüksekliği 8 buldum. Taban 10 iken yükseklik 8 ya da şurada da bir yükseklik çizip hocam burası 8 ise burası 8 deyip taban çarpı yükseklikten sonuca ulaşırız. 10 çarpı 8'den cevabı kaç buluruz? 80 buluruz. 8. soru böylelikle Edremit yaptı. ÖSYM'de bunu bir tablo şeklinde vermişti. Sonra ne yaptı? Bu tabloyu biraz böyle eşkenar dörtgen haline getirdi. İşte yerden ne kadar böyle yükselmiştir diye sordu. O zaman tersinden soruyor sordu. Yani cevap 2 olmuştu arkadaşlar. Haberiniz olsun. 8. soruya Edremit. Geldik 9. soruya. Kare biçimindeki eşit alanda iki jelatin kağıdından biri 9 eş bölgeye diğeri de 36 eş bölgeye ayrılmış. Şekilde görüyorsunuz. Bu bölgelerden bazıları sarı bazıları da mavi renktedir. Mavi renkteki jelatin kağıdı ile sarı renkteki jelatin kağıdı üst üste konduğunda yeşil renk elde ediliyormuş. İki kağıt tüm yüzeyleri birbiriyle çakışacak şekilde üst üste konulduğunda oluşan sarı renkli bölgenin alanı 20 olarak verilmiş. Buna göre yeşil renkli bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Hadi bakalım şu kağıdı buraya koyalım. Buraya koyacak olursak bu kağıdı burası bakın 9 eş bölgeye ayrılacak. O zaman 9 eş bölgeye zaten rahat bir şekilde ayrılabilir. Şöyle burayı 3 parçaya burayı da dik yatayda da 3 parçaya ayırmam lazım. Ayırdıktan sonra hocam burası sarı. Şurası komple sarı olacak. Bak dikkat et. Sarıya boyadığımda şuraları gerçekten sarıyla mavi gerçekten yeşil oldu. da sarı zaten sarı yapar. Sonra burası da sarı. Şöyle sarıya boyadım. Sonra şurası da sarı. Sonra başka neresi var arkadaşlar sarı? Şurası da var sarı. Şuradaki çapraz yerde var. Sarıları koyduk yeşil bölgeler çıktı. Ama dikkat et. Biz ilk önce sarıları yerleştirdik. Bir de mavileri yerleştirseydik eğer. Bakın şu da komple mavi olacak ya. Mavi ile mavi üst üste yine mavi yapar. Mavi sarı ne yapar? Yeşil yapar. Hocam burası da yeşil burası da yeşil. E, ee, aynı şekilde bak şurası da mavi renk konuluyor buradan dolayı. Mavi mavi üst üste yine mavi yaptı. Buraları da yeşil mi oldu? Evet. Aynı şekilde hocam burası da mavi. Yani şunlar yine mavi ile mavi mavi yaptı. Şurası da mavi ile yeşil oldu. Mavi ile sarı olduğu için yeşil yaptı. Aynı şekilde burası da mavi. Şuradaki mavileri de üst üste oturturduk arkadaşlar. Bunlar da yeşil yaptı mı? Yaptı. Şimdi sarı bölgelere bakalım arkadaşlar. Sarı bölgeyi sayalım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sarı kare var. Küçük kare var. E 10 tane bir kenara A dersem A kare eşittir neymiş? 20 olarak verilmiş. Çünkü sarı renkli bölgenin alanı 20 verilmiş. O zaman A kare kaç çıktı buradan? 2 çıktı. Benden yeşil renkli bölgenin alanı isteniliyor. Yeşil renkliyi sayacağız şimdi arkadaşlar. Bu Y yazanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane mi A eşit? Evet. E zaten A kare eşittir 2 idi. O zaman A kare yerine 2 yazarsam cevap ne yapıyor arkadaşım? 36 yapıyor. Yani cevap C seçeneği oldu. Çok güzel bir soru. ÖSYM bunu nasıl sormuştu? Bu bir camdı. Şu mavi kırk boyalı kısımlar siyahtı. Şurada da mavi kık boyalı kısımlar siyahtı. Işığı geçiren bölge nedir diye sorulmuştu. Daha kolayı sorulmuştu. Ben bir tık daha zorlaştırdım. Burada güzel oldu. Ee, burada sarıları koyunca yeşil yaptı. Yalnız burada da maviyi de koymayı unutmayacağız. Büyük ihtimalle siz şuradaki maviden dolayı şunların yeşil olmasını belki düşünememiş olabilirsiniz. Dikkatli olun lütfen. Mavi ile sarı burada üst üste geliyor. Burası da yeşil yapmış oluyor. Evet gençler böylelikle bu testte bitirdik mi bitirdik. O zaman bir sonraki videoda ne diyoruz? Test altını çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.